Efendim amatör sporlar Galatasaray'ın bence en hassas olması gereken noktalardan bir tanesi. Çünkü demin de bahsettim 2000'e yakın lisanslı sporcumuz var. Bunların büyük bir kısmı amatör sporlar bölümünde kalıyor. Tabii amatör spor dediğimiz zaman amatörün anlamının dışında da olanlar mesela basketbol, voleybol dediğimiz zaman artık amatörlüğü bir tarafa bırakmış profesyonel manada da yürütülen spor branşları. Bizim futboldan sonraki önemli faaliyetlerimizden bir tanesi de basketbolda realize oluyor. Basketbolda erkek takımında antrenörümüz Pistiolis ile devam ediyoruz. Ayrıca Dibos bu sene takımda kaldı ve 5 yabancımız değişti. Göksel'in kaptanlığı devam ediyor. Milli oyuncumuz Sadık da devam edenler arasında. Ayrıca 5 yeni Türk oyuncuyla da anlaştık baskette. Hedefimiz basketbolda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak. Ve yaptığımız oyuncu bütçesi, oyuncu maaş bütçesi de yaklaşık 3 milyon dolar civarında. Bu konuda NEF ile yapılan sözleşme aynen devam etmektedir. Ve basketçilerimize de bu sezonda başarılar diliyorum. Geçen sezon çok başarılı bir dönem geçirdik biliyorsunuz. Bu sezonda aynısını tekrarlayacağımızdan eminim. Bayanlarda, kadınlarda Koç yine Alper Duru. Yeni bir koçumuz bu. 6 tane altyapı oyuncusuyla mücadele edeceğiz bu sene. Işıl Elbel takım kaptanımız Yuvaya olarak döndü. geri döndü. 5 yabancı transferi yapıldı. İkisi çok önemli transfer. WNBA'den yapılan transferler. Basketbolda da benim dönemimde, daha önceki dönemimde hazırladığımız takım Euro Cup şampiyonu olmuştu. Gene bu seneki hedefimiz de Euro Cup şampiyonluğu. Türkiye Ligi'nde de finali oynamayı düşünüyoruz. Bütçemiz de 750 bin dolar civarındadır maaş bütçemiz. Şimdi basketbolda vereceğim kısa bilgi bu şekilde. Voleyboldan biraz bilgi vermek Tabii istiyorum. erkek ve kadın. Voleybolda erkek takımımızda antrenörümüz Umut Çakır. 2 yabancı ile oynuyoruz bu sene. Altyapıdan 7 tane oyuncumuz var. Bu çok önemli. Ve 6 tane de milli voleybolcumuz var erkek takımında. Demek ki Galatasaray misyonunun gereği olarak voleybolda Türk voleyboluna hizmet etmek için gerekeni yapmış oluyor. Hedefimiz basit voleybolda koyduğumuz, erkek voleybolda koyduğumuz hedef Efeler Ligi'nde ilk dörde girmek. Türkiye Kupası'nda final oynamak ve SEV'de yarı finale kadar çıkmak hedefimiz var. Kadın voleybolda gene Ataman Güneyligil antrenörümüze Devam devam ediyor. ediyor. 2 yabancı ile oynuyoruz bu sene. Altyapıdan 6 oyuncumuz var. Hedefimiz Sultanlar Ligi'nde ilk dörde girmek, Türkiye Kupası'nda final oynamak, SEV Kupası'nda da yarı finale kadar çıkmak. Bu hedefleri böyle anlatıyorum ki yani biz En alt hedef aslında. Onun evet, üstü her zaman asgarideki bekliyoruz. olan Tabii ki. hedeflerimizi söylüyorum. Yarın mahcup çıkmamak üzere taraftarlarımıza burada koyduğumuz hedefleri ifade etmek istiyorum. Tabii amatör sporlar devam ediyor. Yani dediğim gibi 2000'e yakın sporcumuzun olduğu bir grup. Örneğin su topunda 41 kadın olmak üzere 195 tane lisanslı sporcumuz var. Ve yüzlerce de kursiyerimiz var. Su topunda verdiğimiz hizmet gerçekten çok büyük bir hizmet. Kalamış'taki tesislerimizde de onlar devam Evet. ediyorlar. Kadınlarda 2022'de U17'de şampiyon olduk su topunda. A kadın takımımızda
İkinci oldu. Erkeklerde de 5 ligin 4'ünde yine topumuz şampiyon oldu. Başkanım geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray topu takımı. Yani şu manzara bizim Galatasaray Spor Kulübü olarak Türk sporuna verdiğimiz hizmetin en büyük göstergelerinden bir tanesidir. Dediğim gibi Galatasaray'ın amatör sporlarda hizmeti bitmiyor. Örneğin yelkende. 24'ü kadın olmak üzere 89 tane sporcumuzla yarışıyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları var. Bu Paris Olimpiyatlarına 4 farklı kategoride hazırlanıyoruz ve başarılı olacağımızdan da son derece eminim. Çünkü 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Tokyo Olimpiyatlarına katılan Ecem Güzel bu seneki Akdeniz Oyunlarında da 3. oldu. Evet. Onu da tebrik ediyorum. İyi bir başarı gösterdi. 2022'de de genç yat takımı kuruyoruz. Bu da çok önemli. Ve tesisleşmede her zaman hedeflediğim bir şeydi. Galatasaray'ın artık tesislerinin eskidiğini düşünüyorum. Özellikle futboldaki tesisleşmemizi zaten biraz önce anlattım. Basketbolda yine aynı şekilde hedefimiz var. Spor salonunu yapmak üzere. Yelkende de yine Ege'de bir tesis kurmak için müracaatımız var, hedeflerimiz var. Orada da yelken şubesinin yerleşkesi olabilecek bir tesisi kurmak üzere şey yapıyoruz. Kalamış tesislerimiz var. Kalamış'ta yelken faaliyetimizi büyük ölçüde sürdürüyoruz. Ama biraz daha yayılmak, Türkiye satına yayılmak gibi hedefimiz var.